bağırsak rahatsızlığı diyelim, bağırsak tıkanıklıkları. Peki bağırsak tıkanıklıkların belirtileri ve bulguları nelerdir? Güzel bir noktaya parmak bastınız. Şimdi bazı alışkanlıklarımız değişti. Evet. Yeme içme alışkanlıkları da bunun başında. Ve hareketsizlik dediğiniz gibi. Ne kadar biraz yürüsek de evde işte pilates hareketler falan filan da yapılsa o günlük aktivite gibi olmuyor. Ve stres de insanı acıktırıyor. Yani bir taraftan da yemek yiyoruz. Yani biraz salonla mutfak arasında giriş geliş ayrılmış bandımız orası oldu. Evet maalesef ve bu da biraz da hamur işleri falan gibi abartılıp yeşilliklerden uzaklaşınca bu sefer bağırsakların çalışması yavaşlamaya başlıyor. Bağırsak kabızlık, tıkanıklıklar, ne bileyim buna bağlı hemoroidal rahatsızlıklar meydana geliyor. Şimdi şurada neredeyse 2 hafta gibi oluyor. Bu COVID salgını olmaya başladıktan sonra yavaş yavaş sadece böyle özel durumlar için insanlar hastaneye gelmeye başladı. Ne bunlardan birkaçını ben örnek vereyim. Çok gördüm. Tabii bir kere bir apandisit mevzusu var. Apandisit birden olan bir şeydir. Kör bağırsağın tıkanması, kalın bağırsakla ince bağırsağın birleştiği yerde apandisit dediğimiz bir organ var. O şiddetli sağ alt kadran ağrısı yapar. Önce karın ağrısı, sağ alt kadran ağrısı şiddetli, ateş, bulantı, bacağı vuran ağrı, kusma. Bu durumda beklememek lazım. Yani şiddetli karın ağrılarında hastaların beklememesi lazım. Covid var bilmem ne falan gibi yoksa bu sefer o apandisit patlar veyahut da başka bir problem giderek ilerler. Çekindiğimiz problemden çok daha ağır bir faturayla karşımıza çıkabilir. Bir, apandisit çok sık görüyorum. İki, safra kesesi problemleri bu dönemde arttı. O da sanıyorum evde böyle kontrolsüz yemek yemek, biraz yağlı gıdalar, yağ, yumurta, şu bu falan derken neredeyse yani 2-3 günde bir safra kesesi ameliyatı acil yapmamız gereken durumlar olmaya başladı. Arkadaşım Özgür Bey çok sık ERCP yapıyor bu aralar. Ana safra kanalında taşlar düşüyor. O taşları çıkartmaya çalışıyor. Hem bizim hastane hem etraf birçok hastaneden bu destek sağlıyor o da. Ve dediğiniz gibi karında şişkinlik, gaz, bağırsakların tam çalışmaması ve buna bağlı büyük abdeste çıkarken zorlanmalar, kanamalar ve hemoroiddeki alevlenmeler. Bu da çok sık bir rahatsızlık olmaya başladı. Bunun için de insanlar ameliyata geliyorlar, işte tedavi yapılıyor, şu bu falan. Bunlar hakikaten dönemimizin bu evde oturmanın getirdiği şeyler. Ve bir de hafif böyle hani paranoyamsı, hani buram ağrıyor, şuram ağrıyor, acaba öyle mi oldu, böyle mi oldu falan diye hastaların kuşkularını görüyorum. Durum böyle.